TRT İstanbul temsilcisi Esra Polat'ın hazırlayıp sunduğu Şifa Kapısı programının bu haftaki konuğu kalp ve damar cerrahi uzmanı Profesör Doktor Ali Rıza Cönel oldu. Evet, yine aynı. Yaklaşık yarı yarıya tabii. Yarı yarıya neredeyse etkilidir genetik faktörler. Profesör Doktor Ali Rıza Cönel, kalp krizi nedir, kalp krizine neden olan etkenler ve kalp kriziyle ilgili merak edilenler hakkında bilgiler verdi. Kalp krizi dünyada şu anda ölümlerin hala en önemli sebeplerden bir tanesi, önemli bir konu. Kalp ve damar cerrahi uzmanı Profesör Doktor Ali Rıza Cönel, kalp krizinin çağın önüne geçilemeyen hastalıklarından biri olduğunu söyleyerek kalp krizine neden olan genetik ve dış faktörlerden bahsetti. Ve hala da çağımızın önemli bir probleminden bir tanesi. Tabii kalp krizi ne demek? Kalbe kan götüren damarlardaki, koroner damarlardaki ani tıkanmalar. Yani o tıkanma sonucu da o kalbin, o kas hücrelerinin kan gitmemesi sonucu ölmesi demek kalp krizi. Kalp krizinin tabii sebepleri neler deyince, bir tanesi genetik faktörler en önemlisi biliyorsunuz. Evet, yine aile. Yaklaşık yarı yarıya tabii, yarı yarıya neredeyse etkilidir genetik faktörler. Bazı ailelerde maalesef daha sık genetik, bazı aktarımlardan dolayı. Tabii bir de genetik faktörler dışında dış etkenler var. Bunlar önemli. Belki de bizim hani burada üzerine düşmemiz gereken konu bu. Tıkanıklıklar, ya bu kalp krizi biliyorsunuz damar, atar damar tıkanıklığı. Bu atar damar tıkanıklığı yani ateroskleroz ya da damar sertliği halk arasında diye geçiyor. Bu ateroskleroz'un ya da damar sertliğinin oluşmasına sebep olan birkaç tane risk faktörü var. Bu genetik risk faktörleri dışında. İki tane en büyük faktör söyleyeyim en baştan. Bir tanesi tütün kullanımı. Sigara kullanımı. Sigara kullanımı. İkincisi de diyabet. Sağlıksız beslenmenin de kalp krizine neden olduğunu belirten Profesör Doktor Ali Rıza Cenal, insanların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini belirterek şunları kaydetti. Birincisi genetik faktörler. Evet. İkincisi tütün kullanımı. Üçüncüsü diyabet. Bu üç tane önemli. Tabii işte stresli hayat, sporsuzluk, hareketsizlik, bunlar da tabii önemli ciddi risk faktörleri. Profesör Doktor Ali Rıza Cönel, kalp krizinin en önemli belirtilerinden birinin göğüste oluşan ağrılar olduğunu söyleyerek tedavi yöntemlerinden bahsetti. Hani kalp krizi olduğunu nasıl anlıyoruz? Ya da olmaması için yani neler yapmamız lazım? Bir tanesi biliyorsunuz kalp krizindeki en önemli ve ya da kalp damar tıkanıklıklarında, darlıklarında da en önemli şikayet ağrıdır, göğüs ağrısı varsa ya da hiçbir şeysi yoksa bile doktora gitti, kardiyolog işte efor testi yaptı, eko yaptı ya da hastanın göğüs ağrısı vardı efor esnasında şüphelendi. O zaman anjiyo yapılabilir.